Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda 13. bölüm yani son bölüm testlerin çözümlerine başlıyoruz. Bu testimiz çemberin aleti ile ilgili birinci testin çözümü öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Merkezi 3'e 4 ve yarıçapı kök 5 birim olan çemberin denklemi nedir? Nasıl bulunuyordu? x eksi a'nın karesi yani x eksi 3'ün karesi artı y eksi b'nin karesi yani 4'ün karesi eşittir. Kök 5'in karesi şeklinde yazılıyor çember denklemi. E, dolayısıyla cevap ne çıktı arkadaşım? x eksi 3 y eksi 4 eşittir. Kök 5'in karesi de 5 yaptı. Yani birinci soru c an oldu. Geldik ki denklemi bu olan çemberin merkezinin koordinatları. Merkezinin koordinatları nasıl oluyordu arkadaşlar? Bunların eksilisi oluyordu. Yani 2 eksi 5. Bu da yarı çap oluyordu. R kare oluyordu daha doğrusu. Ama bizden 2 eksi 5 soruluyor. Cevap balıkesir oldu. Üçüncü soru da çemberin denklemi soruluyor. A ve B noktası verilmiş. Bak bu da yarıçap, bu da yarıçap olduğu için 6 ile 2'nin tam orta noktası ya da AB'nin orta noktası değil mi burası? Yani 8 bölü 2'den 4. Yani burası 0 4 noktası yaptı. Ee, buradaki yarıçap uzunluğu nedir? 2 ile 4 arası 2 birindir. Evet merkezi 0 4 olan yarıçapı da 2 olan çember denklemi. X eksi 0'ın karesi artı Y eksi 4'ün karesi eşittir 2'nin karesi şeklinde bulunur. Yani bu da x kare artı y eksi 4'ün karesi eşittir 4 şeklinde bulunur cevap. Yani 3. soru denizli oldu. Geldik 4'e. Merkezi eksi 1'e 3 ve yarı çapı 4 bilim olan çember. 3'e k noktasından geçiyorsa öncelikle denklemi yazalım. x eksi eksi 1'in karesi yani x artı 1'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir r kare. Yani 4'ün karesi olacak. Evet yani çember denklemi bu. Bu çemberin üzerindeymiş bu nokta. Çember üzerindeyse denklemi sağlamak zorunda. Yani x yerine 3 y yerine de k yazacağız. x yerine 3 yazarsak burası 4'ün karesi artı y yerine de k yazarsak k eksi 3'ün karesi eşittir 16 olacak. E burada 16 ile bu 16 gitti. k eksi 3'ün karesi eşittir 0 ise buradan k'yı kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle e edremit oldu 4. soru. Da. Geldik 5'e. Merkezi eksi 3 e 2 ve yarıçap 5 bir muha çemberin y ekseni kestiği nokta isteniyor. Hemen denklemi yazalım x eksi eksi 3'ün karesi yani x artı 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir r kare yani 5'in karesidir. Şimdi benden ne isteniyor? y ekseni kestiği nokta. E biz doğru da doğru denklemlerinde de biliyoruz. y ekseni kestiği yeri nasıl buluruz? x yerine 0 yazarak. x yerine 0 yazdığımız zaman burası 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 25 olduğundan 9, 25, 25'ten 9 çıkınca y eksi 2'nin karesi kaç çıkar? 16 çıkar. Y eksi 2 buradan kaç olur? 4 olur ama dikkat et. Y eksi 2 eksi 4 de olur. Buradan y'yi 6 buluruz ya da buradan y'yi eksi 2 olarak buluruz. Y eksi'nin kestiği noktanın ordinatının alabileceği değerler toplamı nedir? Ordinat ya y 6'yı alacak ya da eksi 2'yi alacak. 6 ile eksi 2'nin toplamı isteniyor. Cevap böylelikle kaç yapar? 4 yapar. Yani 5. soru balık kesir oldu. Geldik 6'ya. Evet merkezi eksi 2'ye 1 olan ve bu noktadan geçen. Bazen soruları anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizmek çok faydalı oluyor. Çember aletinde özellikle. Merkezi eksi 2'ye 1 olacakmış ve K noktası 2'ye eksi 2'den geçecekmiş. Çember denklemi için bize iki şey lazım. 1. yarıçap çap. 2. Merkez. Merkez var mı? Var. yarıçap Hocam yarıçap işte burası. 2 nokta arasındaki uzaklık. yarıçap çap bulalım o zaman. Kare küçüğünde x'ler farkı. Ve YLA farkının kareleri toplamı. Kafadan yapabilirsiniz. XA farkı 4. YLA farkı 3. Eksi 3 ya da 3, 4, 5 diyebilirsiniz. Ama neyse. X'ler farkı 2 eksi eksi 2'nin karesi. Yani 2 artı 2'nin karesi artı. Eksi 2 eksi 1'in karesinden. Ne geldi arkadaşım? 4, 16 artı 9, 25. Yani 5 geldi. Evet. Merkez belli. yarıçap belli. O zaman çember denklemini yazabiliriz. Nasıl yazabiliriz? X eksi eksi 2'nin karesi. Yani x artı 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. R kare şeklinde olacak. O da x artı y eksi 1 eşittir 25 b şıkkında var. Yani 6. soru balık kesir oldu. Geldik 7'ye. Merkezi 4'e 3 olan çember x eksenine teğettir. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. Merkezi 4'e 3 olan çember. Evet 4'e 3 olan çemberi şöyle belirliyoruz arkadaşım. Şurası 4'e 3 merkezli. O zaman burası 4. Burası da nedir? 3'dür. E o zaman ne oldu? X eksenine teğet diyor. Çemberimiz nasıl bir çember olacak? Şöyle bir çember olacak. Hop şöyle bir çember. E şimdi burada şuradaki uzunluğun kaç birim olduğunu biliyoruz? 4 birim. Buradaki uzunluğun kaç olduğunu biliyoruz? 3. E burası 90 burası 90 burası 90 olduğunda şurada bir dikdörtgen çıktı. Burası 3 ise burası da 3 mü oldu? Evet. Çember denklemi isteniliyor bizden. İki soru sorduk kendimize. Bir merkez 2 yarı çap. Merkez var mı? Var. Yarı çap var mı? Var. O zaman denklem kolay. X eksi 4'ün karesi artı Y eksi 3'ün karesi eşittir. Y eksi 3'ün karesi eşittir. R kare olacak. Yani 3'ün karesi olacak. O da hangi şıkta var? X eksi 4, Y eksi 3 eşittir. 9 D şıkkında var. Yani cevap denizli oldu. Geldik. 8. soruya. AB çaplı yarı çapı rebrim re olan çemberin denklemi bu verilmiş. O zaman bu direkt nedir? merkezi 4'e hani bunların eksilisini alacağız. 4'e 1 yaptı. Yarı çapı da R yaptı. A noktasının koordinatları AB çaplı diyor. Bak şimdi de çizelim. AB çaplı şöyle O merkezli ve AB çaplı olsun. A noktasının koordinatları eksi 2'ye 0 verilmiş. Eksi 2'ye 0 verilmiş. A hocam O da belli zaten. Merkezi de bulduk 4'e 1 diye. Bizden ne isteniyor? B noktası nedir? diye soruluyor. E, tamam. Şunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Şurada orta nokta koordinatından gidebiliriz. Ya da eksi 2'den 4'e. Kaç yükselmiş? Bak burası 4. Hocam 6 yükselmiş. Bir de 6 yükselt. Burası 10 olur. Sıfırdan 1'e 1 yükselmiş. Çift çizgi de 1'e yükselmiş. Çift çizgi de 1 daha yükselir. 2 yapar burası. Yani cevap böylelikle 10'a 2 yapar. Yani 8. soru akçay oldu. Geldik 9'a. Merkezi x80 üzerinde olan ve x80'in eksi 4'e e 0 ve e, eksik 2'ye 0 noktasında kesen çember. Hmm. Hemen analitik düzlemi çiziyoruz arkadaşım. Analitik düzlemi çizip yorumlayalım. Şöyle bir çember. Eksi 4'e 0. Şöyle çizelim. Tamam. Şimdi merkezi x eksen üzerinde olacak ve x eksenini eksi 4'te ve 2'de kesecek. Bak 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 bak. Şu eksi 4'te kesecek bir de 2'de kesecek. Şöyle 2'de kesecek. Arkadaşım bizim çemberimiz nasıl bir çember? Şöyle bir çember. Merkezimiz de tam olarak şurada. Aa ne oldu? Şurasının orta noktası değil mi? Hani şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Bu toplamda kaç birim? 6 birim. E o zaman burası 3 birim 3 birim olacak. Eksi 4'ten 3 birim solda eksi 1 noktası yok mu? Yani eksi 1'e 0 merkez yaptı. Yarı çapta kaç yaptı? 3 yaptı. Evet bu çemberin denklemi isteniyor. Merkezi eksi 1'e 0 x eksi eksi 1'in karesi yani x artı 1'in karesi artı y eksi sıfırın karesi eşittir r kare olacak. Yani 3'ün karesi olacak. Burada da şıklarda hangisi de var? x artı 1 ve y kare eşittir 9 c şıkkında var. 9. soru böylelikle c şıkkı yaptı. Geldik 10. soruya. Evet şimdi böyle bir çember verilmiş bize. Arkadaşlar çember analitiğinde çember yani çember analitiğinde ne yapacağız? Çember özellikleri de bizim için önemli. Şimdi burada ne var? Bizden bu çemberin denklemi isteniliyor. Şimdi burası 90 derece mi? Bu 90 derece. A burada çemberin denklemi için bize ne lazım? İki şey lazım. Bir merkez iki yarıçap. E hocam bu 90 derece ya. Çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet. Farklı şekilde de yapabilirsiniz ama direkt bu aklıma geldi. 90 olduğu için çapı gören. E hocam direkt burası çıktı o zaman. Burası nedir? Şu ikisinin toplamının yarısı. Orta nokta ya toplamının yarısı. Ve bu arada burası 2 birim burası da 2 birim. 2 kök ki uzunlukta yarı çapı uzunluğu da kök yaptı. Merkezine bakalım. Eksi 1'e toplamlarının yarısı toplamlarının yarısı eksi 1 yaptı. Evet merkezi eksi 1'e eksi 1 olan yarı da kök 2 birim olan çember denklemi isteniyor. X eksi eksi 1'in karesi yani x artı 1'in karesi artı y eksi eksi 1'in karesi. Yani y artı 1'in karesi eşittir. Kök 2'nin karesi olacaktır. O da hangi şıkta? X artı 1, y artı 1 eşittir 2. E şıkkında var. Yani cevap edremit oldu. Geldik 11'in soruya. Merkez verilmiş. Bu çemberin denklemi nedir diye soruluyor. Arkadaşım orijinden geçiyor mu? Bu geçiyor. E o zaman çember denklemi için bize iki şey lazımdı. Bir merkez iki yarı çap. Vallahi yarı çap iki nokta arasındaki uzaktan yapabilirsiniz. Bir ya da merkez kiriş çektik merkez kiriş çektik yapınca ya da burası dört buranın iki olduğunu görüyorsun ya iki şöyle çizince de iki dört iki kök beş değil midir en etiket silahımız yarıçap. Evet merkezimiz bu yarı çapımızda iki kök beş olan çember denklemi isteniyor x eksi 4'ün karesi artı y eksi eksi 2'nin yani y artı 2'nin karesi eşittir. 2 kök 5'in karesi olacaktır. Yani hangi şıkta var? x eksi 4 y artı 2 eşittir. 2 kök 5'in karesi de 20 yapıyor. O da B şıkkında var. 11. soruyu böylelikle balık bulduk ve ilk testimizi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.